etmenin... Türkiye Selçuklu Devleti'nin temeli 1071 Malazgirt Zaferi ile atılmıştır. Burada büyük bir medeniyet oluşturduk. Dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurduk. Dünyaya örnek, adil, insan imparatorluğunu oluşturduk. Bu tarihi gerçekleştiren ecdadın torunları olarak bugün yaşadığımız dünyada buna ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu da altını çizerek ecdadımıza, atalarımıza saygımı, Rabbimden rahmeti tekrar diliyorum. Tabii bu çalışma başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli olmak üzere tüm devlet katında da bu çalışmalar takip edildi, an be an izlendi ve önemli bir bilimsel çalışmaya, tarihi çalışmaya imza atılmış oldu. Bu vesileyle ben projeyi destekleyen, projede bizzat yer alan, çalışan, tüm emeğe geçen herkese şükranlarımı, teşekkürlerimi özel olarak sunmak istiyorum. Hepsini kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok özel bir çalışmaya imza atılmış oldu. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi Konya'da müzede bunun sergisini, müzesini de açmış olduk ama başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere Türkiye'nin çok önemli alanlarında da bunların sergilerinin açılımlarını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. İşte ikinci Türkiye Yüzyılı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı oluşturduğumuz bu dönemde Türkiye her alanda kalkınan, büyüyen, gelişen ve ecdadımızın bu adalet imparatorluğunu kurduğu gibi biz dünyada Türkiye Yüzyılı'nda da bu adaleti tekrar gerçekleştirmek adına her alanda başarılı çalışmalar hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin 85 milyon vatandaşı olarak yapmak durumundayız, yapmak zorundayız. Önümüzdeki yıllarda 2028 yılında inşallah turizm gelirlerimizi 100 milyar dolara taşıyarak dünyada bu alanda en iddialı, en önemli ülkelerden birisi haline geleceğiz inşallah. Tabii bu çalışmaları gerçekleştirmek için biz övündüğümüz tarihimiz, kültürümüzü de tüm dünyaya tanıtmak ve tüm dünyanın bu alanlara gelmesi adına bu rakamlara ancak ulaşabiliriz bu çalışmaları da sağlayarak. Bu açıdan da Konya'mız önemli merkezlerden birisi olacak inşallah. Türkiye turizmini 100 milyar dolar gelirler seviyesine taşıyabilmesi için kültür, inanç, mutfak değerleri, gastronomisini dünyaya tanıtarak bu anlamda da bir cazibe merkezi olacak inşallah. Ve panelimizi başlatmak üzere efendim. Sözü Doktor Naci Bakırcı.